Merhaba, ismim Seda Gökmen. Eskişehir Tepebaşı Avukat Mahalle Büyükelma İlkokulu'nda sınıf öğretmen olarak çalışmaktayım. Meslekteki 20. yılım. Bu süre içerisinde edindiğim deneyimler bana gösterdi ki öğrencilerin yaparak, yaşayarak, sorumluluk alarak eğitim ortamına katılmaları bilgilerini daha kalıcı ve daha anlamlı kılmakta. Bu sebeple sınıf ortamında öğrencilerimle birlikte onlara bolca sorumluluk vererek edindikleri bilgileri günlük hayata geçirmelerini sağlayacak ortamlar yaratmaya çalışıyorum. Bu bazen sınıfa bir misafir ya da bir konuk çağırarak, bazen de gezinler düzenleyerek oluyor. Örneğin hayat bilgisi dersinde acil durumlarda aranması gereken telefon numaralarından bahsederken sınıfımıza bir polis, bir ambulans şoförü ya da bir itfaiye görevlisi çağırabiliyoruz. Bu tip etkinlikler öğrencileri hem sınıfta daha eğlenceli zaman geçirmelerine sebep oluyor, hem de bilgilerini pekiştirerek kalıcı hale getirmelerini sağlıyor. Sınıf etkinlikleri dışında biz pek çok proje yapmaya çalışıyoruz. Ben bir anneyim ve özel gereksinimli bir çocuğa sahibim. Pandemi sürecinde uzaktan eğitim yaptığımız sırada öğrencilerim özel gereksinimli bir çocuk annesi olarak yaşadığım pek çok zorla maalesef şahit olmak zorunda kaldı. Buradan yola çıkarak benim derste olduğum sıradaki güvenlik sıkıntısını ortadan kaldırabilmek için çözüm yolları aramaya başladılar. Bu aslında onlarda bir farkındalık yarattı. Ve bu güvenlik sorununu ortadan kaldırabilmek için aradıkları çözüm yolları bize Teknofest'in kapılarını açtı. Öğrencilerimizle baş başa verip düşündüğümüz projelerden bir tanesi olan özel gereksinimli bireyler için güvenlik sistemi, alarm sistemi Teknofest'te bize Eskişehir'de ilk kez sınıf öğretmeni olarak ilkokul öğrencileriyle temsil etme şansı sundu. İkinci sene tekrar başvurumuzu yaptık. Bu projede bize yine Rize'de şehrimizi temsil etme fırsatı tanıdı. Yaptığım pek çok etkinlik çocuklarım üzerinde hayatları boyunca unutulmayacağı etkiler bıraktı. Teknofest çocuklarıma topluluk önünde kendilerini ifade edebilme, bir proje ortaya, ürün ortaya koyabilme ve yarışma becerilerini geliştirdi. Pek çoğumuzun lise ya da ortaokul dönemlerinde İngilizce olarak mektuplaştığı arkadaşları mutlaka vardır. Aklımıza bu geldi ama ben hem çocuklarımızın teknoloji çağında, teknolojik araçların başında bu kadar uzun süre vakit geçirmelerini engellemek, hem de kendilerini yazılı olarak anlatabileceği bir fırsat sunmak için mektup yazmaları için cesaretlendirdim onları. Mektuplarımızı buradan kardeş ülke Azerbaycan'a gönderdik. Benim gönlümde her zaman farklı bir yer olan Azerbaycan'ı seçme sebebim ise çocuklarımızın kardeşlik bağlarını, kendi soyundan, kendi ırkından olan kardeşlerinin tanımaları ve onlara ulaşmalarını sağlamaktı. Daha önceden sosyal medyadan takip ettiğim bir öğretmenimiz olan Günel öğretmenime ulaştığımda beni kırmadı ve bu etkinliği başlatmamız için bizi cesaretlendirdi. Kendisine gönderdiğimiz kargolarda şehrimizi temsil eden ufak birkaç hediye ve mektuplarımız gitti. Öğretmenimizin bu kutuyu açtığı andaki heyecanı sosyal medyada paylaşıldığı andan itibaren çok büyük bir yankı uyandırdı. Bana gelen yorumlar ve tepkiler ne kadar doğru bir iş yaptığımızı, ayrıca öğrencilerimizin duyduğu haz bana ne kadar doğru bir iş yaptığımı anlatır nitelikteydi. Yahya Kemal'in bir sözü var çok hoşuma giden. İnsan alemde hayal ettiği sürece vardır. Biz de öğrencilerimizle birlikte hayallerimizi gerçekleştirebilecek, onlara ulaşacak pek çok fırsatı değerlendirmeye çalışıyoruz. Şu anki en büyük hayalimiz ise öğrencilerimizin başlattığı Kardeşime Mektup etkinliğini bir proje haline dönüştürüp pilot bölge olarak seçtiğimiz Azerbaycan'ı projelendirip diğer Türkiye Cumhuriyetleri kadar büyütmek olacak. Bunun için de elimizden gelen bütün çabayı sarf ettik. Gerekli mercilere başvurumuzu yaptık ve sonuçlanmasını bekliyoruz.